Şimdi Savunma Bakanlığı açıklamasına itibar etmiyorum. Niçin? Bir kere bu hukuki süreç sakatlandı. Niçin? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunların ihraç edilmesi direktifini verdi. Şimdi sorun şu. Halkın da yükselen bir tepkisi var. Yani bu direktifi Nasıl kılıfına uydururuz? Nasıl kitabına uydururuz derdindeler. Ve Mustafa Kemal'in askeri üzerinden halkta yükselen tepkiyi de görüyorlar. Çok zor durumdalar. Şimdi bakın 30 Ağustos'ta icra edilen tören, 2024 mezunu teğmenlerin töreni. Şimdi tören icra ediliyor planlandığı şekilde bitiyor. Orada bir kürsü olması lazım. Orada tören takdim subayı var. Tören bitiyor, selamlıyor. Sayın Cumhurbaşkanım diyor, tören bitmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanı düzeltiyorum. Karar Erbakulu Komutanı kalkıyor. Önüne geliyor Cumhurbaşkanı'nın. O da tören bitmiştir diyor. Ve Cumhurbaşkanı ve protokol türbünü terk etmeye başlıyor. Nereye doğru gidiyorlar? Resepsiyona doğru gidiyorlar. Burada teğmenlerin başında bulunan subay, işaret veriyor arkadaşlar serbestsiniz diyor ve her sene yapılan yani o futbol sahasının ortasına toplanıyorlar ve her yıl yaptıkları ritüeli yapıyorlar ve aileleriyle kucaklaşıyorlar yani bu her sene yapılıyor bir de yani bir kere bu alternatif bir tören değil bir geleneklerimizde var iki her sene yapılıyor üç bir de bugün avukatların açıklaması vardı. Yani işte ne bileyim başvurduk böyle bir şey yapacağız. Hayır izin vermediler. Buna rağmen bunun doğru olmadığını da ifade ediyorlar. Şimdi bir de disiplin nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir süreç, bir istikrarlık isteyen bir şey. Şimdi bu pırıl pırıl teğmenler, Ebru Teğmen başta olmak üzere, beş yıllık eğitim ve öğretim dönemini yaşıyorlar. Şimdi 5 yıl içinde Ebru Temenkin'e bakıyoruz. Disiplinden tam puan alıyor. Yani bakın her yıl disiplinden tam puan alıyor. Disiplin şöyle bir şey değildir Nedim Bey. Yani siz bir süreçte disiplinsiz disiplini geliyorsunuz. Bir gün bir numara yapıyorsunuz bir anda disiplinsiz oluyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Bir de bir an için şöyle düşünelim. Bu teğmenler bu ritüeli gerçekleştirirken deselerdi ki biz Recep Tayyip Erdoğan'ın askeriyiz deselerdi. Başlarına bir şey gelecek miydi? Gelmeyecek, gelmeyecek miydi? Gelmeyecek. Yüzde yüz de gelmeyecek. Peki, nasıl gel canım bakın, olur mu yani TSK kanununa yönetmeliğine e, gelmeyecek şeyine gelmeyecek. Niye öyle değil de öyle Şimdi bakın ya yani geliyorsun. bunu bir denemelerini istedim e aslında. Peki o zaman ya, yaşanmış örneklerden anlatayım size. Evet. Şimdi Anıt Kabir'de her 10 Kasım'da tören yapılıyor. Ama aynı şey değil. Aynı sen... şey. Bir dakika müsaade buyurun. 10 Kasım'da her yıl ay tören yapılıyor. Tören şöyle yapılıyor. O tören alanına protokol ve askerler girebilir. Siviller halk giremez. Ne zaman ki tören bitiyor, yani Cumhurbaşkanı terk ediyor, arkasından askerler tek sıra olarak Anıtkabir'de e, o e, saygı yürüyüşünü bitiriyorlar. Ondan sonra halk giriyor. Şimdi bakıyoruz ki her yıl o süre içinde bindirilmiş kıtalar var. Bunlar geliyorlar. Recep, Tayyip, Erdoğan için slogan atıyorlar. Bir kere bu yasak. Bunlar nasıl girmiş? Şöyle söyleyeyim ben Savunma Bakanı'na hitap ediyorum. Genelkurmay Başkanı'na hitap ediyorum. Şimdi oradaki Siviller, bindirilmiş kıtalar. Anıt Kabir yönergesine göre disiplin suçu işliyorlar. Bunun hakkında işlem yaptınız mı? Yok, hayır. Peki işlem yapmayan Anıt Kabir komutanı hakkında disiplinsizlikten işlem yaptınız mı? Hayır. Otomatikmen Sayın Savunma Bakanı, siz ve Genelkurmay Başkanı bu disiplin suçuna ortaksınız biliyor musunuz? Bakın, bu disiplin suçuna ortaksınız. Bir de bakın bu teğmenler, işte Ebru teğmenden bahsediyorum. Şimdi dereceye girmişler değil mi? Birinci şimdi, olmuşlar. Şimdi, ya, şimdi, şey, ama girmişler bir dakika, derken, şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani dönem birincisi hmm. olmuşlar yani. Birincilik Mesela,